Saat 10.30'da dernek merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Ali Akça, Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Uğurbaş, Belediye Başkan Vekili Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Dernek Başkanı Cemal Arık ve üyeler katıldı. Kahvaltının ardından bir konuşma yapan İnegöl Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Cemal Arık, İnegöl'e faydalı ve örnek olmaya çalıştık. Dernek yönetimi belli bir deneyimi olan insanlardan oluşuyor. Son genel kurulda yönetim sayımızı 15'e çıkardık diye konuştu. Buraya geldiğimiz günden beri herkese, her şeye yakın durmaya çalıştık. İnegöl'e faydalı olmaya çalıştık ve örnek olmaya çalıştık. Yönetim kurullarımızı kuruluşundan bugüne kadar incelerseniz her biri kendi işinde, çalıştığı iş yerinde, çalıştığı kamudaki görevinde başarılı olmuş, başarılı olmak için çabalayan insanlardan ve belli bir deneyimleri olan insanlardan oluşuyor. Bunu yavaş yavaş gençlerle takviye etmeye başladık. Bugün son yaptığımız genel kurulda yönetim kurulu sayımızı 15'e çıkararak 4 tane yeni ve genç arkadaş buraya dahil ettik. Amacımız sadece Fenerbahçe Spor Kulübü'nün İnegöl'de bir organı olarak değil, yaşadığımız bu şehirde güzellikleri nasıl paylaşırız, güzel şeylere nasıl örnek oluruz, bir de eğer sporsa işin içinde ana unsur, Türkiye'de futbol önemli bir yer tutuyor. Bu futbolun tuttuğu yerdeki İnegöl'ün de katkılarını biliyoruz. Bir de Türkiye'de futbolun 3 büyükler, 4 büyükler, 5 büyükler gibi bir taraftar topluluğu var. İşte bu taraftar topluluğunun İnegöl'de taraftar dernekleri var. Fenerbahçeliler Derneği. Baktık başka dernekler de açılıyor. Biz hemen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün İnegöl Şubesi'ni de açtık. Bu şube çok farklı bir görev üstlenecek. Hedef 1 milyon kampanyası yürütüyor kulübümüz. Biz şube yoluyla bu kampanyaya üye olacağız. Programda Kaymakam Ali Akça da kısa bir konuşma yaptı. Kahvaltı tabağını alıp buraya gelirken hemen yan tarafta sizin dergi köşesi var Fenerbahçelilerin. Şu dergiyi aldım buraya koydum. Şöyle yemek süresince belki bakarım diye. Cemal Bey tabii her şeyi titizlikle şöyle kolaçan ederken dergiyi gördü. Allah Allah dedi. Ya kim bırakmış bunu dedi. Kaymakam Bey'in önüne dedi. Bir Galatasaraylı olarak dedi. Dergiyi dedim dur kardeş ben aldım. Yani biz Fenerbahçelileri severiz. Galatasaraylılar olarak. Zannediyorum herhalde Beşiktaşlılar da sever. Fenerbahçeliler de hem Galatasaraylıları hem Beşiktaşlıları sever. Çünkü kullandığım bir tabir var, çok hoşuma gitti. Ezeli rekabet, ebedi dostluk. Yani bu bilinçten hareket edilirse spor aslında keyiflidir. Yoksa herkes Fenerbahçeli olsa tek renkli bir dünya çok keyifli olmaz diye düşünüyorum. Fenerbahçeli de olacak, Galatasaraylı da olacak, Beşiktaşlı da olacak, Trabzonspor'da da olacak, Samsunspor'da da olacak ki böyle hayat renkler içerisinde keyif versin bize. Rakip dernekleriniz de böyle bir kahvaltı versin ya. Bu işler kadar olmuyor. Ondan sonra bir bizimle görüşürüz.